Kitab-ı Tenvir adlı eserde hikaye edilen bir mevzu. Lütfen dikkat buyurunuz. Allah yolunda bulunan zatlardan biri, eğer her gün iki dilim ekmek alacak kadar gelirim olsa, sebeplere yapışmanın meşakkatinden kurtulup zihnim rahat, kalbim müsterih bir halde yaşardım diye içinden geçirir. Yani hepimiz söyleriz zaman zaman. Yahu şu iş, güç, meşgale, uğraş, çoluk, çocuk beni perişan ediyor. Amellerimi yapamıyorum. Şöyle ne olurdu hani babadan kalmış bir kira evimiz olsaydı, ayda 1500-2000 lira elimize geçseydi ne güzel dervişlik yapardık. Bak bu boş işlere harcadığımız vakti Allah yolunda ne güzel kullan. Hakikaten çoğu zaman da halisane, salihane bir niyetle böyle şey isteriz. Ama bu şeyin neticesinin ne olacağını bilmeden isteriz. İyi olacağına dair bir zannımız vardır. Bakın burada gizli bir edepsizlik var. Hikmetin tam anlatmak istediğini söylüyor. Yani diyorsun ki Cenab-ı Hakk'a burada içten. Ya Rabbi sen eğer bana böyle bir nimet vermiş olsaydın ben sana çok güzel kulluk ederdim. Yani haşa ve kella muhal farz diyorsun ki Rabbine. Ya Rabbi sen benim için neyin iyi olduğunu bilmiyorsun. Haşa. Şimdi burada benzer bir mevzu var. Menakıbımıza devam edelim. İşte öyle bir zahit diyor ki her gün iki dilim ekmek alacak kadar param olsa şu hani dünya işlerinden kurtulur, kalbim müsteri, içim rahat bir şekilde yaşardım. Kısa bir süre sonra bu zat bilinmeyen bir nedenle hapishaneye konulur. İşte hapse girmiş ama sebebini bilmiyoruz. Kendisine her gün iki dilim ekmek verilmektedir. Ama bu halin uzaması onu gittikçe bunaltır. Ve ister istemez hapse düşmesinin manevi sebeplerini araştırmaya başlar. Bunun üzerine gayipten ibret kulağına bir ses gelir. Ey kulum, sen benden günde iki dilim ekmek isteyerek geçim derdinden kurtulmayı ve meşguliyetten uzak bulunmayı dilemedin mi? Ben de arzunu yerine getirdim ve hiçbir şeyle meşgul olmadan kendinle baş başa kalma nimetini sana hediye ettim. Bunun üzerine o zat hemen hakikati görüp istiğfar eder ve Cenab-ı Fail-i Muhtar'dan kendisini doğru yola iletmesini ister. Daha sonra hapishaneden kurtulup muradına nail olur.